Merhaba, adım Emirhan. Başımdan geçen iki farklı zamanda yaşanan olayı sizlere anlatacağım. Ben Bilecik ilinin Osmaneli ilçesinin Hisarcı köyünde çobanlık yapıyordum. Yıl 2009. O zaman 20 yaşındaydım. Köyde 99 depreminden sonra kimse kalmamıştı. Benim ailem de 10 kilometre aşağıdaki köye yerleştiler. Ben koyunlara bakmak için prefabrik bir evde yalnız yaşıyordum. Köyde benden başka iki çoban daha vardı. Bir gün koyunları otlatırken çok yağmur bastırdı. Ben hemen eve doğru koştum. Koyunlar, köpekler arkamdan geliyordu. Böyle olmayacak deyip saklanacak yer aradım. Koyunlar hastalanabilirdi. Bir mağara bulup girdim. Koyunları da soktum içeri. 6 malaklı 4 kangal vardı. 4 kangalı koyunların arkasına, 6 malaklıyı da mağaranın girişine bağladım. Hava kararmıştı. Ben de ateş yakıp uyudum. Gece uğultu sesleri geliyordu. Açıkçası çok rahatsız olmuştum. Kalkıp dışarıya çıktım. Yağmur az da olsa yağıyordu. Dışarı çıkıp seslerin nereden geldiğine baktım. Mağaradan çıkıp biraz ilerledim. İlerledikten sonra kaval ve davul sesleri duymaya başladım. Çok güzel çalıyorlardı. Kimin çaldığını merak ettim. Sese doğru ilerledim. Ben ilerledikçe çok fazla ses çıkıyordu. Sonunda ses kesildi. Ben hayal mi görüyorum deyip geri döndüm. Geri döndüğümde fark ettim ki mağaradan bayağı uzaklaşmışım. Ateşin ışığı vuruyordu dışarıya. Kendi kafamdan ne var da geldim bu kadar uzağa derken kaval ve davul sesleri tekrar başladı. Artık aklıma korkunç şeyler getiriyordum. Mağaraya yaklaştığımda köpekler sanki birbirleriyle boğuşurmuş gibi bağırıyorlardı. Hemen koşup baktım. Aman Allah'ım, 10 köpeğimin de etleri lime lime edilmiş, kan içinde yatıyorlardı. Ben şok olmuştum. Ayı mı geldi acaba dedim kendi kendime. O sırada aklıma koyunlar geldi. Koyunlar yerinde yoktu. Nereye giderler diye arkamı döndüm. İkinci şoku da o an yaşadım. Koyunlarımın hepsi simsiyahtı. Biraz uzakta bana bakıyorlardı. Gözleri öyle parlıyordu ki dua okumaya başladım. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim dedim. Ben dua okurken hepsi bir anda meylemeye başladı. Çok şiddetli bir şekilde rüzgar esti. Ben iyice ürperdim ve koşmaya başladım. Eve doğru koştum. Ev yaklaşık 2 kilometre ötedeydi. Ben koştukça uğultu sesleri artıyor, koyunların meylemeleri artıyordu. Arkama bakmaya korkuyordum. Eve vardım. Evin ışığı yanıyordu. Halbuki ben kapatmıştım. Kapı kilitliydi. Anahtarı aradım. Bulamadım. Sonra korkudan kapıyı kırdım. İçeri girdiğimde üçüncü şoku yaşadım. Ev kan içindeydi. Ben bu sefer bağırarak kaçmaya başladım. Başka bir çoban benim sesime uyanmış, bana doğru geldi. Beni evine götürdü, su içirdi. Ben hala şoktaydım. Nasıl olabilir dedim. Koyunlar ve köpeklerime ne oldu acaba derken, çoban uyu, sabah anlatırsın, çok yorgunsun dedi. Ben uyudum, sabah çobana her şeyi anlattım. Aşağı köyden bir hoca getirdi. Beni okudu, üfledi, sonra evime götürdü. Evim hala kan içinde. Duvarda kanla yazılmış yazılar vardı. Hocaya ne yazdığını sordum. Hoca bana duvarda ne yazdığını söylemedi. Bana bu eve senden başka kimse girdi mi dedi. Ben de hayır, 3 aydır çobanlık yapıyorum. Arada annem babam uğrar dedim. Hoca eve birkaç kağıt yazdı. Köşelere koydu. Sonra kapıyı kapattı. Bu eve bir daha kimse girmeyecek dedi. Sonra mağaraya gittik ama mağarada köpeklerimin cesetleri yoktu. Ben çok korkuyordum. Hoca mağaraya girince besmele çekip tedirgin haller göstermeye başladı. Daha sonra sanki benden uzaklaşır gibi mağaradan hızlıca çıktı. Ben de hocanın peşinden hızlansam da hocaya bir türlü yetişemedim. Hoca arabasına bindi ve benden uzaklaştı. Ben neler oluyor Allah'ım dedim ve babamı aradım. Beni aldı
ve aşağı köye götürdü. İlk başta bana kimse inanmadı. Köpekleri ve koyunları kaybettiğimi, bunları uydurduğumu sandılar. Hatta babam beni dövdü. Sadece bana dedem inanmıştı. Ondan sonra o köye hiç gitmedim. Aşağı köyde anne babamın yanında durdum. Arada kabuslar görüyordum ama Allah'a şükür geçmişti o günler. Aradan 3 sene geçti. Yıl 2012. Bir gün arkadaşlarla yaylaya kamp yapmaya gidecektik. Yukarı arabayla çıkmaya başladık. 3 sene önce çobanlık yaptığım köyün içinden geçtim. O günler gözümde canlandı. Başka bir köyün ormanında durduk. Kamp yapacak yer aradık. 4 kişiydik. Ben ve bir arkadaşım ormana doğru gittik. Diğer ikisi de yolu takip ettiler. Biz biraz ilerledikten sonra uçurum gibi bir yere geldik. Baktık aşağıda evler var. Ev dediğime de bakmayın. Hepsi harabe. 6-7 ev var ya da yok. Bu köyü daha önce hiç görmemiştim. Çok merak ettim. Diğer arkadaşlarımı da alıp yolu takip edip köye doğru yaklaştık. Köy göründüğü kadarıyla çok yakındı ama yol bitmiyordu. İlerledikçe köye bir türlü ulaşamadık. En sonunda köye girdik. Köyde zannettiğimden fazla ev vardı. Köy yürüyerek dolaştık. Bir şey fark ettik. Köyde cami yoktu. 15 evin 11'i tamamen yıkılmıştı. 3 tanesi de neredeyse yıkılmak üzereydi. Yalnız son ev çok güzeldi. Pembe bir evdi. Tek katlı, görkemli bir bahçesi vardı. Bu evde mutlaka birisi yaşıyor dedik ve kapıyı çaldık. Kimse açmadı. Birkaç dakika çaldıktan sonra tıkırtı sesleri geldi ve kapının arkasından korkutucu bir ses geldi. Biz kaçmaya başladık. Çok ürpertici bir sesti. Sesin etkisinde kalmıştık. O evde kimin olduğunu merak ettik. Evi gözetlemeye başladık. Birkaç saat sonra evden biri çıktı. Adamın saçı sakalı birbirine girmiş, upuzun tırnakları vardı bıçak gibi. Kıyafetleri kir içindeydi. O evden çıkınca pis bir koku yayılmıştı. Bu kadar görkemli bir evde, bu kadar pis bir adamın ne işi var dedik kendi kendimize. Biz bunu düşünürken adam bize döndü. Aman Allah'ım, gözleri kıpkırmızıydı. Çok yüksek bir sesle bir şeyler söylemeye başladı. Hemen kaçtık. Biz koşuyorduk. O arada köpek sesleri gelmeye başladı. Arkamızı döndüğümüzde adam arkamızda bize bakıyordu. Yanında bir sürü köpek vardı. Köpeklerle birlikte bize doğru koşuyordu. Hemen arabaya binip çalıştırdık. Kaçtık köyden. Bayağı uzaklaşmıştık. Benim olay yaşadığım köye geldik. Su içtikten sonra aşağı köye inecektik ama araba bir türlü çalışmadı. Benzinine baktık. Fakat depo yarıya kadar doluydu. Arıza ışığı da yanmıyordu. Hava karardı kararacak. Arabaya binip bekledik. Belki biri geçer diye ama geçmedi. Saat gece 12'ye gelmişti. Uyuyalım. Sabah yürüyerek gideriz dedik. Uyuduk. Sabah 4 sıraları uyandım. Tuvaletim gelmişti. Korkudan arabadan inmeye cesaret edemiyordum. Fakat felaket sıkışmıştım. Cesaretimi toplayıp arabadan indim. Çok fazla uzaklaşmadan tuvalet ihtiyacımı giderdim. Tuvaletimi yaparken o arada arkamda birinin olduğunu hissettim. Döndüğümde arkadaşım Furkan'dı. Bana burada ne aradığımı sordu. Sence ne arıyor olabilirim? Gördüğün gibi tuvaletimi yapıyorum dedim. Daha sonra biraz da sinirlenerek arabaya bindim. Yalnız Furkan arabada uyuyordu. Ben hayal mi gördüm derken dışarıdan bir çığlık sesi geldi. Hepimiz uyandık. Furkan'a sen ne ara arabaya bindin dedim. O da bana hiç kalkmadım ki dedi. Çığlık sesine bakmak için hepimiz arabadan indik. Etrafı kolaçan ettik. Biz arabanın dışındayken tekrar bir çığlık sesi geldi. Hepimiz çok korkmuştuk. Koşarak arabaya bindik. Arabaya bindiğimizde bir kişinin eksik olduğunu fark ettik. Eksik olan Furkan'dı. Furkan yoktu. Nereye gider derken benim evimin önünde biri duruyordu. Bu Furkan'dı. Kilolu olmasından tanımıştım onu. Arabadan inip ona doğru yürümeye başladık. Biz ona doğru yürürken
O da evin içine girdi. 3 sene önce hocanın dedikleri aklıma geldi. Bu eve giren bir daha çıkamaz demişti. Hemen arkadaşlarımı geri çevirip arabadan eşyalarımızı alıp koşmaya başladık. Arkadaşlarım Furkan orada kaldı diyerek geri dönmek istediler. Ben de o Furkan değildi. Onlar kim diye sorduğunda ben de başka bir varlık bizi eve sokmaya çalışıyor dedim ve koşmaya devam ettik. Biraz ilerideki Boyunkaya köyüne vardık. Bir evin kapısını çaldık. Bizi içeri almasını istedik. O da iyi niyetli bir insan çıktı. Hemen bizi içeriye aldı. O gece orada kaldık. O gece derken zaten sabah olmuştu. Sabah köye indik ve daha kalabalık şekilde yukarı köye çıktık. Evimin önüne geldiğimizde şok olduk. Furkan kanlar içinde yerde yatıyordu. Evin duvarında yazılar vardı. Furkan'ı kaybetmiştik. Köye inip Furkan'ın cenazesini kaldırdık. Jandarma köye giriş çıkış yasağı koydu. Jandarma önce bizden şüphelendi. Fakat masum olduğumuz anlaşıldı. 3 sene arayla yaşadığım bu 2 olayı asla unutamadım. Şu an 31 yaşındayım. Evliyim. 2 çocuğum var ama halen gözümde canlanıyor. Furkan'a ise hala üzülüyorum. Bunun nasıl olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Hikaye burada son buluyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.